dönsün dünya bana ne, bana ne, bana ne. Yansın dünya bana ne, bana ne, bana ne. Dönsün dünya bana ne. Nereden geliyorsunuz? Karadeniz Ereğli'den. Evet. Hayırdır, ne gezisi? Çanakkale gezisi. Çanakkale gezisi. Nasıl, beğendiniz mi buraları? Evet, bayağı iyi, çok iyi. İyi. Hangi okul? Turgut Reis. Daha 8'deyiz. 8. İyi. Şansınıza bugün de hava çok güzel. Evet. Bayağı sıcak, tam deniz havası var. Evet. Takip ediyor musunuz motor kanallarını? Hangisini seviyorsunuz? Daha doğrusu hangilerini takip ediyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ben Cemre Duru'yu da Oğuzhan Uslu'yu takip ediyorum. Başka hatırlarsam söylerim de hatırlayacak mısın? Kolaçan var. Evet. Kolaçan, ben de onu takip ediyorum. Moto Alfa var. Alfa Moto. Evet. 06 Doruk var. 06 Doruk, onu da duydum. Evet. Ben de Mr. Yavaş. Benim çok takipçim yok ama İdare ediyoruz. Ben de İstanbul'dan geldim buraya. Bigalıyım, Kayapınar köylüyüm. Buraya yerleştim, artık buradayım. İstanbul'daki gibi trafik yok burada. O yüzden videolar çok nadir geliyor benim. Bakarsınız siz de. Evet. Tamam, Instagram'da var. Mr. Yavaş diye bakarsınız. Oradan mesaj atarsanız benzinlikte muhabbet ettik diye ben de sizi şey yaparım, eklerim. Tamam. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ ol. Merhaba. Yazdın mı? Abi, tamam. Videoda mısın? Evet, videodayım. Abi, YouTube'a atacak mısın? Atarım. İzleyelim abi seni akşam. He? Bu akşam atabilir misin yoldayım? Bu akşam atamam ya. Dükkanda atıyorum genelde videoları. Orada dükkanda bilgisayarım. Hı hı. Editlemesini falan orada yapıyorum. Şey yaparım. Yarın akşam olur amca. Çünkü vakit alıyor editlemesi filan, yüklemesi de vakit alıyor. Ondan dolayı. Senin ismin neydi? Alp abi. Alp. Hı hı. Senin? Emre. Altu. Tamam. Siz de oradakilere çok çok selam söyleyin. Motor kullanıyorsunuz ya, motoru kullanmanızın nedeni ne? Kullanmamın amacı ilk başta İstanbul'dayken ulaşım. Ulaşım daha rahat. Motorlu ama biraz da o kadar tehlikeli çünkü çok kalabalık. Oradan kurtulduk, buraya geldik. Burada çok rahat kullanıyorsun. Yani bu kadar büyük motor kullanmaya gerek yok aslında burada. Ama bir şey oluyor. Nasıl diyeyim? Ha, aynen. Yani daha iyi olsun istiyorsun. İnsanoğlu hep öyle zaten, biliyorsunuz. iPhone 5 bile olsa 6 olsun istiyorsunuz. 7 çıksa 7 olsun. Bu da öyle. Ben 150'likle başladım. CBF 150 ile. Ondan sonraki motorum bu oldu. Yani bundan memnunum. Çok az yakıyor. Çok güzel. Gidişi de iyi. Torku da güzel. Herkes soruyor zaten bana. Şey diyor. Niye Racing motor almıyorsun diye. Onlar çok yakıyor. Bir de nasıl diyeyim, hararet yapıyor. Ondan dolayı buralarda hiç kullanılmaz onlar. Yani al canını, direkt Çanakkale'ye gideceksin. Öyle. Onun için... Bize bir kesici versene şurada. Ne? Vereyim mi? Artık video alalım. Çekiyor musunuz?
Benim kesici böyle. Abi egzoz iyi bağırıyor ya. Yoshimuro. Teker yapıyor musun sen peki? Yok, teker yapmıyorum ya. Aynen, sesi yetiyor bunun. Ne kadar mola sizin şimdi? Bilmiyorum da ama şey, kadınların tuvaleti çok dolu, o yüzden hocaları bekliyoruz. He. İster misin abi? Efendim? Ama şey alamam ya, kask var şimdi. Sağ ol, teşekkür ederim. Aleykümselam. Kolyeleri kapmışsınız. He, güzel. Güzel olmuş. Sanki askere gitmiş gibisiniz ha. Bir de gece birlik. Gece bir de otelde kaldık. Nasıldı? Çok güzeldi ya. Güzel miydi? Bunu okul mu düzenledi yoksa? Okul düzenliyor değil mi? Evet. Belli bir ücret karşılığında. Evet. İyi. Aileleriniz izin vermiş, güzel. Gerçi kocaman adam oldunuz artık değil mi? Bir motor alacağım ben. He? Değil mi? Bana de zaten motor alacaklar, o kesin. Yani 2 sene kaldı. Vallahi almalarını isterim. Ama dikkatli kullanın. Benim zaten çoğu videomu izlerseniz buradakilerin hepsine kask takın. Ondan sonra dikkatli gidin. Gerçi ben de bazen hızlı gidiyor olabilirim ama dikkatli gidiyoruz ve korumalı. Yani kaskımız var, montumuz var. Onları giyerekten hız yapıyoruz bazen. Ama dikkatli yapıyoruz. Ama buradakilerin çoğu bilinçsizce sürüyorlar. Onu önlemeye çalışıyoruz. Uyarmaya çalışıyoruz her gördüğümüzde. Bakalım. Siz de ona göre aldığınız zaman ekipmansız şey yapmayın, kullanmayın. Abi, tamam mı? Şu üstündeki mont koruyor mu? Evet. Bu koruyor ama şimdi şöyle bir şey var. Ezilmeye karşı korumaz. Yani sadece bu düşmelerde sürtmelere karşı korur. Mesela sen çok süratli bir yere, atıyorum düz duvara çarptın. Senin vücudun ezilir o anda. Onun için koruma olmaz. Bu atıyorum viraj yaparken kaydın, sürüklendin, onun için koruyor. Mesela bu pantolonda kevlar kumaş var. Kevlar kumaş yanmaya karşı dayanıklı bir kumaş. Kot pantolon gibi duruyor. Ama içinde sarı bir kumaş var. O sürtünmede yanmıyor. Onun için haliyle derini koruyor. Hiç izlemişsinizdir büyük ihtimal videoları. Adam böyle tişörtle kullanıyor, bir kayıyor, hemen kıpkırmızı soyuluyor derisi merisi. Onları önlüyor. Ama dediğim gibi mesela kolun ters düşersin, kırılır. Ona bu mont falan hiçbir şey yapmaz. Evet. Abi. Evet. 195. Burada. Buralarda görülüyor. Çünkü yol düz ve bomboş. Karadeniz Ereğli'de de motorcu konusu var. He. 600 arar var. Onda 600 arar var. Onlar bayağı iyi gidiyorlar ya. Çok virajlı yollarda 240 gidiyorlar. Değil mi? Ya bu fazla hızlı gitmiyor. Bu gezi motoru. Yani bunda tork var. Fazla hız yok. 6500'de kesiciye giriyor bu. O yüzden zaten bu hızda yetiyor bana. 195 yeter. Kaçta giriyor dedi kesiciye? 6500'de. Sen de istiyor musun kesiciye? Nasıl? He? Korktu. Korktu mu? Yok canım. Hiç zıplamadı. Abi biz artık gidelim. Tamam, ben de gideyim. Zaten ben de pişmek üzereyim şu an. Azıcık bir hava alsın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.